hedeflerinize giden yola nasıl hazırlıyorsunuz? Özellikle davranış, vücut dili ve kimlik ve kişilik olarak. Önce senden başlayalım Emine. Milli takıma gittiğimizde bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani hareketlerimize, yaptığımız davranışlara. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Orada bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir küfür söylemek sporcuya yakışmaz. Kamp içerisinde daha şey oluyoruz, yani dikkatli oluyoruz. Öyle. Evet. Bizim bu formayı giydiğimizde sorumluluklarımız değişiyor. Her hareketimizle yani dikkat çekiyoruz. Göz önünde olduğumuz için her şeyimize dikkat etmek zorundayız. Davranışlarımıza, konuşmalarımıza, yemek yiyişinden tut konuşmana, gezmene, hepsine dikkat etmek zorundasın. Bunun bilincindeyiz. Daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz yaşantımızda. Bu şekilde. Evet. Biz bu formayı elde ettiğimizde hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Küçüğümüze, büyüğümüze nasıl davranacağımızı bilmemiz lazım. Evet, tabii salona gittiğimizde çok güzel çalışıyordunuz. Ben size tabii böyle ani geldim, spontane bir ziyaretti. Peki özellikle bu süreç yaşanırken sizden önceki yani çalışanlara bir de sizden sonra gelecekler için bir sorumluluk taşıyor musunuz? Yani onlara örnek o zorlukları siz aşarken sizden sonra gelecek insanların biraz daha rahat olabileceğini ve bu mücadeleyi veriyor musunuz? Antrenmanlara girişler, çıkışlar, örnek bir sporcu olabilmek için çabalarınızda neler var kulüp bazında ve milli takım çatısında Eren? Ya, antrenmanlardan önce tabii bizi izlemeye gelenler oluyor. İzledikten sonra da judoya başlayanlar oluyor. Biz onlara karşı iyi antrenman yapmaya çalışıyoruz. Judoyu sevdirmeye çalışıyoruz. Ve onlar da seviyor. Evet. Peki sen ne söyleyeceksin bu konuda? Antrenmanda elimizden geldiği kadar arkamızdan gelen küçük kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Onların da daha iyi olması için çaba gösteriyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Hal ve hareketlerimize onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Emine? Aynı şekilde onların eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz sürekli. Evet. O şekilde. Temiz oyun dendiği zaman ülkemizde son zamanlarda sporda şiddet, yazılı basın ve görsel medyada bir de açık alanda bir müsabaka seyrederken de bunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüzde bugün şiddetle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani şiddet sporu ne kadar yakışıyor? Sporun ne kadar içinde olmalı? Spordaki tribün şiddeti, salonda yani herhangi bir seyirci şiddeti yakışıyor mu spora? Ve şiddetle alakalı kınama açısından neler söyleyebilirsiniz? Şiddet özellikle judoya yakışmadığını düşünüyorum. Yani her sporcu şiddetten uzak durmalı. Zaten judo insanı iyi insan yapmaya aday çıkartıyor. Öyle. Sen neler söyleyebilirsin? Sporcu insanlar genellikle şiddeti sevmez, kavga etmeyi sevmez. Ben de kendimden biliyorum, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Yani olduğunca ayırmaya çalışıyorum olduğunda, bir kavga çıktığında. Yani sporcu insan her şeye dikkat etmeli bence. Kavga etmemeli, konuşmalarına dikkat etmeli. Bu nedenle şiddetten uzak durmalı. Biz de buna özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Eren? En çok sporda taraftarlar şiddete çok yakın. Taraftarların şiddetli olmaması lazım. Daha da yakın olmaları lazım aslında. Evet. Peki taraftarları ateşleyen ve saha içerisindeki oyun kurallarını en çok icra edecek kişiler, sporcular sizler. Hakemlerle olan diyaloglarınız nasıl? Mesela sen başarılı olduğunu, faul yapmadığını veya sayı aldığını düşündüğün bir olayda hakem aksini verdiği zaman haleti ruhiyeniz, o andaki düşünceleriniz ne oluyor? Yani fair play dendiği zaman sizin orada bir olumsuz hareketiniz tribüne sıçrayabilir mi? Tabii. Olumsuz etkileyebilir mi seyirciyi? O zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? Fair play çerçevesinde kurallara, hakemlere, rakibe saygılı olmamız gerekiyor mu? Evet. Öyle tabii mi, hakemlere saygılı olmaz. Yani onlar ne karar verirse ona uymak zorundayız. Çünkü bizim büyüklerimiz, yani onlar yol gösterici bize. Onlara saygımızı yitirmemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Bu da çok önemli. Hemen bir iki tane daha mail okuyayım. Sayın hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Judo kardeşlerimizin azimleri bizlere gurur veriyor. Genç sporcularının çok çalışmaları ve inanmaları halinde daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Tüm Türk sporuna hizmet veren herkesi kutluyorum. Hülya Uçar, Jimnastik Federasyonu antrenörü, Samuray Spor'dan yollamış. Çok değerli bir hanımefendi, Cengiz Başkan'ın eşi.
Sevgili Mehmet Hocam, sizlere büyük keyifle yurt dışından takip ediyoruz. Amatör branşlara vermiş olduğunuz destekten dolayı kutluyor. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İnşallah yakın zamanda da sizleri Ukrayna'da görmek istiyoruz. Seni çok seven yeğenin Tuncay Özdemir. Tabii Ukrayna'ya, değerli yeğenin ve ailesine, Ukrayna'ya her an gelebiliriz. Gerek güreşte, gerek futbolda. Sevindim değerli yeğenim. Sana da yeni hayatında başarılar diliyorum. Evet. Sevgili hocam, özellikle sağlık Türk sporunda önemli kanayan yaralardan. Siz bir kulüp antrenörü ve milli takımlara başarılı sporcular yetiştiren teknik adam olarak sağlık Sarıyer Belediyespor'da ne durumda? Antrenmanda sakatlanan, travma geçiren veya bir arter kanamayla baş başa kalan sporcu için yapmış olduğunuz ilk müdahale, teçhizat, ambulans, Sarıyer Belediyespor'un imkanları nelerdir sağlıkta? Evet, sağlık konusunda ilk müdahale maalesef bana kalıyor. Genelde ilk müdahaleyi ben yapıyorum. Çok acil bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık ama ufak tefek sakatlıklarda soğutucu, buz, çeşitli kremleri biz kullanıyoruz ve tabii ki Sarıyer Belediyesi'nin çeşitli imkanlarından faydalanıyoruz, faydalanmaya çalışıyoruz. Faydalanamadığımız yerlerde zaten hastane konusunda sponsor hastanemiz var, bize yardımcı oluyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama sağlık çok önemli. Çok özellikle önemli. Filiz lisanslarda sevgili hocam da söyledi. Eskiden bir kalp ünitesine bakıyordu. Şimdi tamamen check edilmesi gereken sağlık kesinlikle durumları var. Evet. Peki Sayın Şükrü Genç'in özellikle sağlık birimleri Sarıyer ilçesinde özel hastanede veya devlet hastanesi var. Bir de sporcular olan diyaloğu çok bana göre iyi Sayın Şükrü Genç'in. Bu yüzden onu kendisini kutluyoruz. Bir de Sayın Ömer Karaman kaymakam. Evet. O da sporla çok dolu bir sevgili kaymakamımız. Bu konuda yani düzenli bir takibi var mı Sarıyer Belediyespor'un? Tabii Ömer Bey, kaymakamımız zaten haftada iki kere başkanlarımızla birlikte futbol turnuvaları var, yapıyorlar. Destek veriyorlar bize. Özellikle kaymakam bey okullar arası müsabakalarda bize desteğini esirgemiyor. Çocuklarımız aynı zamanda bu sene liseler arasında hem Türkiye şampiyonu hem bayanlarda hem erkeklerde, ortaokullar bazında da Türkiye üçüncüsü oldular. Her sene hemen hemen İstanbul'a biz getiriyoruz kupayı. Çok güzel, büyük bir başarı. Evet, teşekkür ediyorum. Onun haricinde sağlık konusunda yine çeşitli sağlık kuruluşlarımız var. Bizim Sarıyer Belediyesi sağlık ocakları var. Evet. Bunlardan da öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Evet. Değerli izleyiciler, tabii Hasan Kumbasar çok genç, ideali olan, bu işe adanmış bir teknik adam ve çok huzurlu, dar imkanlarda da olsa derler ya hani özgürce konuşun, yön verin. Teknik adamlar çok önemli, gerek tesisleşmede gerek de strateji belirlemede. Onun için biraz idarecilerin teknik adamları dinlemelerinde çok ama çok fayda var. İşte Sayın Hasan Kumbasar da Sarıyer Belediyespor adına, judo adına İstanbul'da bir şans diyoruz. Efendim biz çok geniş bir aileyiz. Kameramanlarımız var, sesçilerimiz var, ışıkçılarımız var, yönetmenlerimiz var. Ama kameramanlar her zaman yükümüzü çekiyor. Hele hele açık alanda, açık havada çekmiş olduğumuz çekimlerde. İşte Bursa'ya, oradan da Kepez'e geçtiğimiz bir günde yolumuz Kuman Ovalıların ninesine uğradı. Özgür Kuman Ovalı'nın ninesini işte Bursa Yalıntaş'a giderken ziyaret etmiştik. Ellerinden öpüyorum. İşte vefa, işte ailenin güzellikleri. Bakalım kameramanımız Özgür Kuman Ovalı'nın aniden uğradığımız bu köyünde çok sevimli bir nine var. İşte ninemizin ellerinden öpüyoruz. Hadi bakalım, bizde her şey var. Şimdi sıra ninelere vefada. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Anneanneciğim.
kızanıma şükür. Anne. Oh, çok tatlı kuzum. Tatlı kızım. Sen bil bana yavrum. Evet. Değerli izleyiciler, bugün tabii çok anlamlı bir gün. Hem Atatürk'ü anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde önemli bir güreş vardı. Çanakkale'deydik. Kepez Belediyesi'nin güreşleri için gelmiştik ama buradan da Bursa'ya, Yalıntaş Köyü'ne geçeceğiz ama güreşe dair programında yola çıkmışken Gönen'de çok değerli kardeşimiz kameraman Özgür Kumanoğlu'nun nenesine geldik. Çok şirin bir köy bu köy. Bakalım hem köyün adını efendim Özgür hangi köydü burası? Hocam Gebeçinar Köyü burası. Gönen'e bağlı. Gönen'e bağlı Gebeçinar Köyü. Şimdi anneannenden biraz bahset tam olarak. Anneannem işte 75 yaşında artık kocaman kadın. Bizi özlüyor böyle arada bir. İşte ona böyle bir sürprizler yapıyoruz hocam ara sıra. Bugün, evet, bugün de haberi yoktu. Çok sağ olun. Kapıdan çok sevindim. Kapıdan girdiğimizde şok oldu gene. Sürpriz oldu. Anneciğim. Yani çok sağ olun kızım. Evet, şimdi kuşak olarak torunların ziyaret etmesi çok güzel. Çok uzaklardan geldik ama siz tek rumeli televizyonu haberiniz var mı böyle bir televizyondan? Ne diyeyim ya bilemiyorum hiç vallahi. Seyrediyor musun tek rumeli televizyonu? Edeyim etmem edeyim yavrum edeyim. Yer akşam bir bakayım şöyle. Acaba diyeyim Özgür ama yok Özgür ki değil. Evet tabii Arif abiyi. Aha, onlar. Ali Şentürk, Faruk Yılmaz. Hepsini bileyim onları. Rumeli Tavarna'da Gültekin var. Ve yine sanat müziğinde değerli sanatçı Ayşe Aslancı. Sayın Ayşe Aslancı ve haberler. Aha, onlara hep bakayım yavrum. Onlar o oynar kardeşim. Özgür yok dediğim. Özgür de olsa Özgür de gereğim. Peki yok. Nasıl yaşıyorsun burada? Ne yapayım be yavrum? İşte konu komşular da sağ olsun. Komşular Allah'a razı olsun. Hani akşam sabah gelip uğrarlar. Şimdi halimi hatırımı sorarlar. Yani işimi görürler. Gelmiyor, ben Allah razı olsun. Konu komşu çok iyi komşularım var. Peki torunlar çağırıyor. Niye gitmiyorsun? Ya, ama yavrum evimde rahatım. İşte böylece. Peki tek rumeli televizyonu kameralarını böyle singerini görünce neden hissettin, heyecanlandın mı? Heyecanlanmam ne güzel dinleyeyim. Hele Faruk'u çok seveyim. Faruk Yılmaz'ı. Onu bak çok güzel böyle onu çok seveyim. O çok güzel şeyler anlatıyor. Faruk Yılmaz biliyorsun normal programının dışında da özellikle gideyim. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Makedonya'da güzel programlar yapıyor. İşte sizlerle röportajlar yapıyor. Gördüm orada da konuştu ne güzel yaşlılarla benim gibi konuşuyor yaşlılar ya. Onlarla da gördüm konuşurken böyle çok şey adam hani böyle. Oturaklı, otoriter, yakışıklı. Yakışıklı, öyle insanları çok severim. Oturaklıları çok severim, böyle güzel konuşanları. Çok severim kızım, evet. Çok sağ olun Allah'ım. Değerli izleyiciler, biz tabii güreşe dair programı için yola çıkmışken, tabii hayat çok kısa ve insan hayatı çok kısa bir ömre sahip. Biz güzel olan her şeyin peşindeyiz, onlar bizim değerlerimiz. Kim nasıl yorum yapar ama inanıyorum ki insanlığın dostu olan insanlar hep güzel yorumları yaparak bu gibi çalışmaları, bu gibi destekleri, bu gibi portreleri keyifle ve takdirle izliyorlardır. Biz de onlar bizim değerimiz. Ölümlü bir hayatımız var. Mutlaka biz de bir gün yaşlanacağız. Çatkapı gider ayak. Çok emek veren kameramanlarımızdan Özgür Kumanoğlu'nun işte gördüğünüz bu mutlu tablosu. Onlar bizim her şeyimiz. Kameraman deyip geçmeyin. Onlar elinden geldiği kadar tek rumeli televizyon çatısı altında en güzel hizmetleri veriyorlar. Biz de onları motive etmek için onların değerine kendi ailemiz gibi işte bu şekilde sahip çıkıyoruz. Ve yolumuza Gönen'den ayrılarak Bursa'ya doğru devam ediyoruz efendim. Evet. Tek başına yaşayan ama cesur yürekli, çok değerli analardır. Hep derim ya adam eden adamı, programcıları, öğretmenleri, milli sporcuları, başbakanları, cumhurbaşkanları. İşte o analardan bir tane.